arkadaşlar Merhabalar iyi çalışmalar diliyorum. Dün 3D yayınlarından böyle bir soru çözmüştük. Gerçek sayılardan gerçek sayıların bir u alt kümesini tanımlı. FX bağıntısı fonksiyon olduğuna göre u kümesi ne olabilir? hangi küme olabilir diye sormuştuk. arkadaşlar soruda yani sorulmuştu bize çözmeye çalışmıştık. Burada şimdi U'yu nasıl belirleyeceğiz? buna bir yorum yapmaya çalışalım. Arkadaşlarımızdan bazı sorular geldi. Biraz da açıklayıcı çözmeye çalışalım. Hatta bir de grafikle de, de çözmeye çalışalım. Belki daha akılda kalıcı olacaktır. Şimdi arkadaşlar biliyoruz biz fonksiyondaki mantığımız şu. Bizim bir tanım kümemiz oluyor arkadaşlar. Tanım kümesi. Bir de değer kümemiz oluyor. Tanım kümemizdeki bütün elemanlarımızın karşılıkları değer kümesinin içinde olmalı. Burada hiçbir eleman açıkta olmayacak şekilde yazdığımız fx fonksiyonuyla arkadaşlar bunların karşılıklarını değer kümesinde bulmaya çalışıyoruz. Hatta bulduğumuz bu karşılıkların oluşturduğu kümeye de ne kümesi deniyor arkadaşlar? Görüntü kümesi demiş oluyor. Görüntü kümesi değer kümemizin bir alt kümesi olmalıdır arkadaşlar. Yani değer kümemizdeki elemanlar tanım kümemizdeki bütün elemanlara karşılık verebilmelidir. Tanım kümemizdeki herhangi bir elemanın karşılığını biz değer kümesinde bulamazsak buna fonksiyon diyemeyiz. Değer kümesinde açıkta eleman kalabilir ama tanım kümesindeki elemanların hepsinin bir karşılığını biz değer kümesinin içinde bulmalıyız. Bulduğumuz bu karşılıkların kümesine de görüntü kümesi deniyor. Burada da arkadaşlar öyle bir U kümesi bulmalıyız ki burada verilen kurallar uygulandığında elde ettiğimiz bütün görüntüler bu kümenin içinde bulunmalı arkadaşlar. Şuna dikkat edelim. Örneğin bizim e, buradaki tanım kümemiz reel sayılar olsun. Değer kümemiz de reel sayılar olsun. Fonksiyonumuz da x kare olsun. Şimdi biz buradaki bütün elemanları x karede yazdığımızda karşılıklarını reel sayılarda buluruz. Ama mesela hiçbir negatif sayıyı bulamayız. Yani değer kümesinin içinde değer kümesi reel sayılar olduğu için negatif sayılar da vardır ama biz onlara ulaşamayız ama bu bizim e, buradaki ifademizin bağıntımızın fonksiyon olmasına engel olmaz. Sonuçta biz tanım kümesindeki bütün elemanların karşılıklarını burada bulmuş oluruz. Yani tanımdaki bütün elemanları kullanırız. Ama değerdekilerin hepsini bulmamıza gerek yok. Ama buradaki eğer tanım kümemiz reel sayılarsa fonksiyonumuz da x kare ise buradaki değer kümesinin illa reel sayı olması gerekmez. Reel sayı olduğunda değer kümesinde açıkta eleman kalır. Hatta bu durumda içine fonksiyon elde etmiş oluruz. Ama mesela bakın burası reel sayılarken arkadaşlar buradaki kümede değer kümesi de r artı bileşke sıfır olmalıdır en azından. Neden arkadaşlar? Çünkü biz x kare fonksiyonuyla yine bütün pozitif reel sayıları ve sıfırı elde etmiş oluruz. Buradaki küme en azından reel sayıların pozitifleri ve sıfırın bileşkesi olmalıdır ki bütün görüntüleri burada yakalayabilmiş olalım. Bunun dışında şöyle bir küme de olabilir burası. Eksi 3 virgül sonsuz da olabilir. Böyle olduğunda biz eksi 3, eksi 2, eksi 1'e ulaşamayız ama olsun değer kümesi bizim bulacağımız bütün görüntüleri kapsayacaktır. Ya da eksi 7 virgül sonsuz da olabilir. Bu da bizim değer kümemiz olabilir. Bizim görüntümüz sıfır virgül sonsuz gelir. Ama 0 virgül sonsuz, eksi 7 virgül sonsuzun bir alt kümesi olduğu için arkadaşlar bizim tanım kümemizdeki bütün elemanlar karşılıklarını yine burada bulmuş olur ve ifademiz yani bağıntımız fonksiyon olur. Ama burası reel sayılar ve fonksiyonumuz x kareyken arkadaşlar burada yazdığımız bağıntımız x kareyken eğer bizim değer kümemiz örneğin 2 virgül diyelim ki sonsuz olsun. Bu durumda biz mesela 1'in karşılığını burada bulamayız ya da eksi 1'in karşılığını burada bulamayız. 0'ın karşılığını burada bulamayız. Bu durumda arkadaşlar tanım kümemizde açıkta eleman kalmış olur. Biz buna fonksiyon diyemeyiz. Örneğin burası 4,10 olursa da olmaz. Çünkü... Bu ifademizin, bu bağıntımızın fonksiyon olması için arkadaşlar tanım kümesindeki bütün elemanların karşılıklarının değer kümesinde bulunması gerekir. Ama şu son iki yazdıklarım bunu karşılayamamaktadır. Arkadaşlar burada bizim en küçük kümemizin eğer fonksiyonumuz x kare ve tanım kümemiz reel sayılarsa 0 virgül sonsuz olması gerekir. 0 ve virgül sonsuzu kapsayan bütün farklı kümeler bizim değer kümemiz olabilir. Arkadaşlar buna Dikkat edelim. Bunun üzerinden de bu soruyu yorumlamaya çalışacağız şöyle söylemiştim. Mesela temel kavramlarda bazı sorular oluyordu. Örneğin işte 2 küçük a küçük 5 ise 3 a eksi 5'in alabileceği değerler nedir? E, a reel sayı olmak üzere. Biz hemen burayı 3 a eksi 5'e dönüştürüyorduk. Aslında 3 a eksi 5'e dönüştürdüğümüzde ne gelir? 3 kere 2 6. 6'dan 5 çıkarsa 1. Küçüktür 3 a eksi 5. Küçüktür 3 kere 5 15. 5 çıkarsa 10. Aslında burada biz bir bakıma bir fonksiyon tanımlıyoruz. Yani bizim tanım kümemiz 2 ile 5 arasındayken bize 3A-5 değeri verecek görüntü kümemiz hangi aralıkta olur diye buna ulaşmaya çalışıyorduk. Aslında bir bakıma fonksiyonu burada tanımlamış oluyoruz. Bizim fonksiyonumuz 3A-5 tanım kümemizde 2 ile 5 arası olduğu için görüntü kümemiz 1 ile 10 arası gelmiş oluyor. Yani biz 2 ile 5 arasındaki A'ları kullanarak 3A-5 bunları yerlerine yazarsak elde ettiğimiz görüntüler 1 ile 10 arasında değişecektir demiş oluyorduk. Arkadaşlar eğer bunu bir fonksiyon gibi düşünürsek tanım kümemiz 2 5 açık aralığı olursa değer kümemizin en azından 1,10 açık aralığı olması gerekir ki buradaki bütün görüntüleri burada bulabilelim. Ama bunu kapsayan herhangi bir farklı küme de bizim değer kümemiz olabilir. Mesela burayı bir FA fonksiyonu gibi düşünürsek buraya 0,11 de yazabiliriz. Yani bakın bu 0,11 1,10'u kapsadığı için bizim 2,5'teki A'larımızın 3A-5 altındaki görüntüleri burada da bulunabilecektir. Dolayısıyla yine biz buna bir fonksiyondur diyebiliriz arkadaşlar. Burada da aynı mantıkla düşündük. Örneğin x kare eksi 4 x'in bize vereceği görüntüleri bir hesaplayalım. x'lerimizi nereden almamızı istiyor? Büyük eşit eksi 1. Böyle bir ifadede tam kare yaparak ilerliyorduk. x büyük eşit eksi 1 olsun arkadaşlar. x kare eksi 4 x'i biz nereden yakalamaya çalışacaktık? x eksi 2'nin karesi. Bu bize x kare eksi 4 x artı 4'ü verir. Burada 4 olmadığı için kaç çıkartırız? 4 çıkartırız. x büyük eşit eksi 1 ise önce x eksi 2'yi bulalım. x eksi 2 büyük eşittir. Her taraftan 2 çıkarttım. Ne gelir? Eksi 3 gelir. Her tarafın karesini alıyorum. Eksi 3'ten büyük eşit değerleri karesini aldığımda arkadaşlar aynı az önce x karede olduğu gibi görüntüleri 0 ve 0'dan büyük değerler elde etmiş olurum. Dolayısıyla x-2 büyük eşit eksi üçgen x-2'nin karesi büyük eşittir. Kaç gelmiş olur arkadaşlar? 0 gelmiş olur. Dikkat edeceğim husus burada eğer x-2 büyük eşit 3 olsaydı karelerini aldığımda 9 ve 9'dan büyük görüntüler elde edecektim ama burada eksi üçten başladığım için arkadaşlar eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 ve bu aralıktaki tüm sayıların karelerini aldığımda 0 ve 0 buradan büyük görüntüler elde edeceğim için x eksi 2 büyük eşit eksi 3 iken x eksi 2'nin karesi büyük eşittir. Kaç gelmiş oldu? 0. Burada bitmedi bir de 4 çıkartmam gerekiyor bunu elde etmek için. Her iki taraftan 4 çıkartırsam x eksi 2'nin karesi eksi 4 büyük eşittir. 0 eksi 4'ten eksi 4 gelmiş olacaktır. Demek ki benim x'in büyük eşit eksi 1 iken ben x kare eksi 4 x fonksiyonuyla eksi 4'ten eksi 4'e eşit ve ondan büyük görüntüler elde edebiliyormuşum. Benim fonksiyonum sadece bundan oluşsaydı arkadaşlar x büyük eşit eksi 1 iken benim Demek ki değer kümemin şu olması gerekirdi örneğin. eksi ee, 4 virgül sonsuz olması gerekirdi. Şöyle kapalı tabii ki arkadaşlar. En azından bu olması gerekirdi ki arkadaşlar. Buradaki bütün görüntüleri ben burada elde edebilmiş olayım. Ya da bunu kapsayan herhangi bir alt küme. Bunun, bundan farklı bir küme de olabilirdi. Mesela eksi 5 virgül sonsuz da olabilir. Öyle değil mi arkadaşlar? Ya da eksi 10 virgül sonsuz da olabilir. Ya da r sayılarda olabilir değer kümem. Önemli olan benim eksi 4 virgül sonsuz olan görüntülerimi o değer kümesi içinden yakalayabilmem. Burada ama eksi 2 virgül sonsuza alırsam eksi 4'ten eksi 2'ye kadar olan görüntüleri bulamayacağım için orada arkadaşlar o benim neyim olamaz? Değer kümem olamaz arkadaşlar. Yani x büyük eşit eksi 1 iken x kare eksi 4x'in fonksiyon olması için değer kümemizi eksi 2 virgül sonsuz seçemezdik. Benzer mantıkla buradan şimdi minimum eksi 4 virgül sonsuzu yakalamış olduk. Bizim değer kümemiz en azından bu olmalı. Bu olduğunda aslında örten de bir fonksiyon yakalamış oluyoruz. Çünkü görüntülerimiz eksi 4 ve eksi 4'ten büyük sayılar olacağı için hepsini burada kapatabiliriz arkadaşlar. Burada x büyük eşit eksi 1 iken bu fonksiyonun altında buradaki bütün de değerleri elde edebileceğimizi söylemiş oluruz. Peki mutlak değer 2x artı 1'e bakalım. x küçük eksi 1 demiş. 2x'i bulalım. 2x küçüktür ne gelir? Eksi 2. Mutlağını alalım. 2x eksi 2'den küçükken arkadaşlar sayı doğrusunu düşünün. Eksi 2'nin bu tarafındayız. Mutlağını alınca 2'nin sağ tarafına geçmiş oluruz. O zaman mutlak 2x büyüktür kaç gelmiş olur arkadaşlar? 2 gelir bir de buna 1 ekle demiş. Mutlak 2x artı 1 bize 3'ten büyük görüntüleri vermiş olur arkadaşlar. Demek ki sadece 2x artı 1 olsaydı benim fonksiyonum ve tanım kümem x küçüktür eksi 1 olsaydı yani şöyle bir tanım kümem olsaydı eksi 1 virgül eksi sonsuz diye bir tanım kümem olsaydı bu durumda benim değer kümem en azından ne olmalıymış arkadaşlar? 3 virgül sonsuz olmalıymış. Bunu kapsayan herhangi bir kümede benim değer kümem olabilir arkadaşlar. Eğer bunu alırsam örten bir fonksiyon elde etmiş olurum. Ama eğer örneğin 1 virgül sonsuz alırsam içine bir fonksiyon elde etmiş olurum. Ama almam gereken minimum küme iç 3 virgül sonsuz kümesidir. Şimdi şu alttaki fonksiyonuma bakınca almam gereken minimum kümeyi şöyle sayı doğrusu çizeyim. Eksi 4 virgül sonsuz diye düşünmüştüm. Burası eksi 4 olsun. Eksi 4 kapalı sonsuz açık aralığı benim. En azından değer kümem olmalıydı arkadaşlar. Buraya yukarıya bakınca 3 virgül neyi elde etmiş oldum sonsuzu. Zaten ilk aldığım kümem bunu kapsıyor bakın arkadaşlar. Bunu kapsadığı için hiç sıkıntı yok. Ama ben ikisini birden alacağım için ikisini birden kapsamanı istediğim için bunların birleşimi olan şuradaki eksi 4 virgül sonsuzu alacağım. Bunları kapsayan ikisini birden alan kümeyi almış olacağım arkadaşlar. Demek ki ben burada eğer fx'i bir fonksiyon haline getirmek istiyorsam fx'in tanım kümesindeki bütün değerlerin karşılıklarını değer kümemde bulmak istiyorsam en azından eksi dört virgül sonsuz kümesini seçmeliyim değer kümesi olarak bunu kapsayan herhangi bir kümeyi de seçebilirim. Örneğin neyi seçebilirim? Eksi 5 virgül sonsuzu seçebilirim. Eksi 1000 virgül sonsuzu seçebilirim. Ama eksi 4'ün sağ tarafından başlayacak bir kümeyi seçemem arkadaşlar. Hatta şunu da seçemem. Eksi 4 virgül sonsuzu da seçemem. Çünkü burası açık bakın. Bana eksi 4'ü verecek burada değerler var. Mesela x'e bir değer vereceğim. Eksi 4 çıkacak ama eksi 4'ü bulamayacaksam bunun fonksiyon olmadığını söylemiş olurum. Fonksiyon olamayacağını söylemiş olurum arkadaşlar. Dolayısıyla burada benim eksi 4 virgül sonsuzu kapsayacak kümeler seçmem gerekir. Değer kümem olarak şıklarda neler vardı arkadaşlar? Bir kere eksi 4 virgül sonsuz vardı. Bu bizim belirlediğimiz küme. Minimum bu olması gerekir demiştik. Bu olabiliyordu. Eksi 3 virgül sonsuz demiş. Bunun olamayacağını söyledik. Çünkü bu durumda eksi 4'ten eksi 3'e kadar olan görüntülerimizi bulamıyoruz. Eksi 10 virgül sonsuz demiş. Eksi 10 virgül sonsuz da eksi 4 virgül sonsuzu kapsadığı için bu da olabilir. Şu ikisinin olacağını bunun olamayacağını dün söylemiştik. Peki buradan yorumlamaya çalıştık. Bir de grafik üzerinden yorumlamaya çalışalım. Burada kritik noktamız eksi 1. Fonksiyonlarımızı unutmayalım. Ben şöyle biraz yer açayım. Fonksiyonlarımız ne bizim şimdi arkadaşlar? 2x mutlak 2x artı 1. x küçük eksi 1 için. Bir de x kare eksi 4x x büyük eşit eksi 1 için. Bunları grafik üzerinde çizerek anlatmaya çalışayım. Orada elde ettiğimiz değerlere bakalım. Arkadaşlar burada kritik noktamız eksi 1. Şöyle çizelim bir analitik düzlem çizmiş olalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Örneğin şunun grafiğini bir çizmeye çalışalım. Bunun grafiğinde öncelikle y eşittir 2x'i çizmemiz gerekir. Eğimi 2 olan bir doğrudur değil mi? Şu şekilde gidecek arkadaşlar. Mutlak dediğimiz için şu devamını yukarı katlamış olacağız. Yani bakın şöyle şöyle bir grafik elde etmiş olacağız. Burada y eşittir 2x bu mutlak 2x'imiz oldu. Mutlak 2x'i de bir birim yukarı göndereceğiz. Yani şu şekilde bir grafik elde etmiş olacağız. Bakın böyle giden bir grafik elde etmiş olacağız. Şimdi kritik noktamız eksi 1. Eksi 1'den küçük için bunu çizeceğim. Yani bakın şuradan eksi 1'i şöyle aldığımda aslında şu tarafın ne tarafını almış olacağım? Sol tarafını. Şöyle giden bir grafik. Burada benim elde edeceğim görüntüler bunlar. Tam eksi 1 verdiğimde iki kere -1, 2 kere eksi 1 eksi 2. Eksi 2 artı 2'ye dönüşür. 2 artı 1'den ne gelmiş olur? 3 gelmiş olur. Bakın tam eksi 1 verdiğimde 3 üç geliyor. 3'ün içini şöyle boşluk yaparım. Tam eksi 1 verdiğimde şurası 3 gelmiş olur. 3'ün solunda şöyle gidiyorum. Artarak gittiğim için arkadaşlar 3'ten büyük değerler elde edeceğim. E ben yukarıda ne bulmuştum? Bakın hatırlayın. 3 virgül sonsuz bulmuştum. 3'ten büyük değerler. Burada da aslında bunu göstermiş oldum arkadaşlar. Şimdi grafiğimde sadece şu kısmı alacağım. Bunu unutmayalım. Tekrar çizeceğim arkadaşlar. Bu dursun. Şimdi eksi 1'in sağ tarafı içinde x kare eksi 4x. İsterseniz bunu bir tepe noktasını falan belirleyelim arkadaşlar. Oradan çizmeye çalışalım. Ya da köklerini belirleyelim. x çarpı x eksi 4 olarak alabiliriz. Köklerimiz kaç gelir? Bir 0 gelmiş olur. Bir de kaç gelmiş olur? 4 gelmiş olur arkadaşlar. Kollar yukarı. Tepe noktası 2 de olacak. E, 2 verdiğimizde kaç gelir arkadaşlar? 2. 2 eksi 4'ten eksi 2. Eksi 4 gelmiş olur. 2 verdiğimizde de şöyle eksi 4 geliyor. Kollar yukarı olacak arkadaşlar. Tam eksi 1'de kaç çıkıyor? Eksi 1 çarpı. Eksi 1 eksi 4 bize neyi vermiş oluyor arkadaşlar? Eksi 1 verdiğimizde e, eksi 1 e, şurası eksi 1'in karesi 1. Buradan da Eksi 1 çarpı eksi 5 geliyor. Yani kaç elde etmiş oluyoruz? 5'i elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Tam eksi 1 verdiğimizde 5 gelecek. Yani şu yukarıda falan bir değer olacak. Şuradan belli ki şöyle geliyor grafimiz arkadaşlar. Şu şekilde minimum değerine ulaşıyor. Buradan da ne yapacak arkadaşlar? Şu şekilde yukarıdan gidecek. Biz bunu eksi 1'in sağında çizecektik. O zaman şuradan şöyle aldık. Şu şekilde öyle değil mi? Bakın şu şekilde geldi şöyle giden bir fonksiyon. Dikkat ediyorsanız burada minimum görüntümüzü tepe noktamız olan 2'de elde ettik. 2 verdiğimizde kaç çıktığını gördük. Eksi 4 çıktığını görmüş olduk. Bunun grafiğini de şöyle çizmiş olacağız. Şu tırtıklı olanları alıyorum şu şekilde. Şöyle yukarıya doğru gidiyor. Böyle giden bir grafik. Burada da minimum değer olarak eksi 4'ü elde ettik. Eksi 4 ve eksi 4'ten büyük görüntüler bulacağımızı göstermiş olduk. Arkadaşlar e biz yukarıda ne bulmuştuk bunun görüntüsü olarak? Eksi 4 virgül kaçı bulmuştuk? Bakın arkadaşlar sonsuzu bulmuştuk öyle değil mi? Eksi 4 virgül sonsuzu bulduğumuz için burada arkadaşlar aynı şeyi aslında ne yapmış olduk? Yakalamış olduk. Demek ki arkadaşlar hem yukarıda yaptığımız yöntemle hem burada gösterdiğimiz gibi grafik üzerinden giderek aslında elde etmemiz gereken minimum elemanın eksi 4 olduğunu göstermiş olduk. Bundan sonraki görüntülerimizin her birinin de eksi 4'ten daha büyük görüntüler olduğunu yakalamış olduk. Yani biz bu grafiği aslında şöyle daha güzel de çizebiliriz. Ee, şimdi burada kritik noktamız kaç gelmiş oldu? Eksi 1 olduğunu biliyoruz. Eksi 1 verdiğimizde eksi 1'de kaç elde etmiş olduk arkadaşlar? Biz şurada vermiştik. 5 elde etmiş olduk. Şurası bizim 5'e geldi. Eksi 1'deyken görüntümüz 5. Biz eksi 1'in sağ tarafında parabolümüzü çiziyoruz. Parabolümüz nasıl gelmiş olacak. Şuradan şöyle gelecek. Sıfırdan şöyle döndü arkadaşlar. Buradan yukarıya doğru giderek sonsuza doğru gitmiş olacak. Diğer çizdiğimiz mutlak değerli ifademiz eksi 1 verdiğimizde kaça eşit oluyordu arkadaşlar? 3'e eşit oluyordu. Tabi orada şöyle bir boşluk olacak. Öyle değil mi? Şurası bize 3'ü verecek. Buradan da grafiğimizin şu şekilde giden bir grafik olduğunu söyleyebiliriz. Dikkat ediyorsanız burada minimum değerimiz eksi 4 geldiği için bizim değer kümemizde eksi 4 ve eksi 4'ün sağındaki sayılardan oluşmalı. En azından eksi 4 virgül sonsuz bizim en küçük değer kümemiz diyelim. Böyle olduğunda fonksiyonumuz örten olur. Bunu kapsayan herhangi büyük bir küme de arkadaşlar bizim değer kümemiz olabilir. Bunu buradan göstermiş olduk. Burası 3, burası da 5. Umarım bu şekilde daha açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar, elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce bu mantığı da Anlatmaya çalışmış olalım. Eksi 4 virgül sonsuzu kapsayan şuradaki iki tane e, alt küme arkadaşlar diyelim. değer sayıdan alt kümesi. Burada bizim değer kümemiz olabilir. Ama eksi 3 virgül sonsuz olamaz. Çünkü eksi 3 virgül sonsuz olursa şu arada kalan görüntüleri elde edemeyiz. O zaman da buradaki bağıntımız fonksiyon olmaz arkadaşlar.